Herkese merhaba, hoş geldiniz. Artık bugün kampımızın 10. günü ve Erzincan'dayız. O yüzden Erzincan basınına da özellikle siz de hoş geldiniz diyorum. Yarın bizim için çok kıymetli olan, ülkedeki kadın futbolu adına çok kıymetli olan bir maça çıkacağız. Dost ülke, kardeş ülke Azerbaycan'ın karşısında sahada olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Buradan alacağımız bir galibiyetle beraber hayallerini kurduğumuz Euro 2025'in playoff'una kalma ihtimalimiz çok daha yükselecek. O yüzden çok heyecanlıyız ama 10 gün boyunca çok iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Yüksek irtifada yaptığımız antrenmanlara alıştık. Buradaki yerel yönetime öncelikle çok çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Valimiz, Gençlik Spor Genel Müdürümüz, kıymetli müdürlerimiz ve buradaki basın, halkımız muhteşem bir ilgiyle karşılaştık. Umarım yarın bu ilginin karşılığında oyuncularımız eminim ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar ve iyi bir sonuçla buradan ayrılacağız. Kadın futbolu sizlerin sayesinde, sizler bizim sesimiz olduğunuz için güzel bir ivme kazandı. Bu ivmeyi insanlara buluşturuyorsunuz. O yüzden sizin de emeğiniz ödenmez. Çok teşekkür ederiz. Umarım yarın hem göze hitap edebilen, hücum varyasyonlarıyla insanlar izlediği zaman evet bu takım gerçekten bir futbol oynuyor dedirtebileceğimiz. Savunmada aynı şekilde savunma geçişlerinde hiç pozisyon vermeden maçı bitirmek gibi bir gayemiz var. Umarım buna da yarın rahatlıkla ulaşırız. Teşekkür ediyoruz. Şimdi görüşlerini almak üzere oyuncumuz Buğsem Şeker. Söz sende Buğsem. Öncelikle buradan hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi sezon bitişinden ardından zaten hazırlıklarımız başlamıştı. Zaten özel olarak programlarımız atılıyordu. Kampın başlangıcından ardından zaten bütün hazırlıkları devam ettirdik. Hem fiziksel hem mental olarak zaten hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Yarınki maç için de elimizden gelen daha fazlasını çıkıp 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Soruları alabiliriz. Sayın Evet, Hocam, buyurun. Azerbaycan'ı ne kadar tanıyorsunuz? İzlediğiniz ve izleme imkanı bulabildiğiniz. Azerbaycan dediğim gibi kardeş ülke, biz sürekli hazırlık maçı yapan bir ülkeyiz. Hatta en son hazırlık maçını da geçen sene Haziran'da yapmıştık. Bir galibiyet, bir beraberlik aldık. Şimdiye kadar da mağlubiyetimiz yok Azerbaycan'a karşı. Çok iyi tanıdığımız, nedenine gelecek olursak da Türkiye'deki oyuncularımızın da Azerbaycan'da oynadığı için ya da Azerbaycanlı oyuncular Türkiye Ligi'nde oynadığı için aslında birbirimizi çok iyi tanıdığımız bir durum söz konusu. O yüzden hazırlıklarımızı çok iyi yaptık. Biz genelde teknik ekip olarak çıkacağımız maçtan önce mutlaka en az 6 tane maçını analiz edip geliyoruz. 6 maçın analizinden sonra asıl taktiğe karar veriyoruz. O yüzden hazırız. Teşekkür. Evet, Şeyda Hanım. Güzel soru için çok teşekkür ederim. Bu başkanımız ve yönetim kurulumuzun çok kıymetli bir kararı. Bizim de çok istediğimiz ve arzu ettiğimiz bir aslında stratejik çalışma. Nedenine gelecek olursak da kadın futbolunun kültürünü yaratmaya çalışıyoruz. Ama bu kültürü sadece İstanbul'da ve çevresinde oynayarak yaratma şansımız yok. Bizim için Anadolu çok kıymetli. Kadın futbolunun kalbi aslında Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da ikincilik ve üçüncülüklerle atıyor. Burada da çok kıymetli iki tane takımımız mevcut. Tabii ki buradaki halkla buluşmak, onların desteğini almak bizim için muazzam bir deneyim. Evet, çok heyecanlanıyoruz. Oyuncularımızla ilk günden beri konuştuğumuz şey bu stadyum dolacak ve stadyumda gelen tüm seyircilerimizi mutlu edip göndereceğiz diye bir de mesajımız var. Ama dediğim gibi çok kıymetli stratejik bir karar ve bu karardan dolayı da bizler de çok mutluyuz. Bu arada stada değinmeden de geçemeyeceğim çünkü burası yaşayan bir stadyum. 24 saat hizmet veren, sadece 15 günde bir maç oynanmayan, çevresindeki fitness salonundan kütüphanesine kadar içeriğinde bulunan tüm halka açık bir stadyum. Ve çok gurur duyuyorum. Bir Türk insanı olarak, bir spor sever olarak, bir spor insanı olarak çok gurur duyuyorum. Ülkemde bu kadar kıymetli bir stadyuma sahip olmak, emin olun Erzincan halkı için çok önemliyse bizim için çok çok daha önemli. Bunu da yarın bütün maçımızı izleyenlerle paylaşacak olmak bizim için son derece gurur verici.